Haftanın ilk gününden Yeşil Bülten'e başlıyoruz. 30 Kasım 2015 bugün Paris'te, Fransa'da kritik zirve başladı. O zirvenin detaylarına hızlıca bir bakalım öncelikle. Birleşmiş Milletler İklim Konferansı Paris'in Bourget bölgesine başladı. Olaylarla başlayan zirveden iklim değişikliğine karşı mücadelede önemli kararlar çıkması bekleniyor. Konferansın başlangıcında Paris katliamında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından başkanlık seçimi yapıldı. Seçimde çıkan isim Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius oldu. Liderler zirvede konuşmalarını da yapmaya başladı. Amerikan Başkanı Barack Obama, hiçbir ulusun büyük ya da küçük, zengin ya da fakir bunun etkilerine bağışıklığı yoktur. İklim değişikliğini hisseden ilk nesliz, bu konuda bir şeyler yapabilecek olan da sonuncuyuz diyerek iklim değişikliğine karşı mücadele etmenin önemini vurguladı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de ülkeler arasındaki ekonomik farklılıklara vurgu yaptı. Farklı ülkeler küresel ısınma sorunuyla ilgili olarak kendi çözümlerini geliştirebilmeli. Özellikle gelişmekte olan ülkeler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesi önemli. Gelişen ülkeler daha fazla çaba sarf etmeli. Gelişmekte olan ülkelere iklim dostu teknolojiler verilmeli dedi. 11 Aralık'ta sona erecek zirveye 195 ülkeden 150'den fazla lider ve yaklaşık 10 bin yetkili katılıyor. Konferansa Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı da katılıyor. Paris katliamından dolayı güvenlik önlemlerinin üst düzeye çıkarıldığı zirvede 11 bin polis görev aldı. ...11 Aralık'a kadar sürecek Paris'teki bu kritik zirve. Biz de her gün burada Yeşil Bülten'de nabzını tutmaya çalışacağız. Şimdi bir telefon bağlantımız var Paris'ten. Zirveyi takip etmek üzere orada Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni Ömer Madra. Telefon hattımızda kendisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Evet Ömer Madra, zirvenin ilk günü. Tabii ilk günden önce hafta sonu da hareketli başladı Paris'te. Bugün de görüşmeler, konferans başladı. İlk günün detaylarını sizden rica edelim efendim. Estağfurullah. Yani çok sevinerek biraz paylaşayım. Öncelikle bir kere çok yasaklarla başladı. Dünyanın büyük bir dönüş içinde olduğunu görüyoruz. Yani iklim hareketleri akıl almaz bir şeyde yükselişe sahne oldu. İşte Britanya'da mesela Londra'da yapılan gösterilerde bu iklim değişikliğine artık bir son verilmesi konusunda 70 bin civarında insan şey yaptı. Duyabiliyor musunuz beni? Duyuyoruz. Duyuyoruz Ömer Madra. Buyurun. Dinliyoruz. 70 bin kadar insanın katılımıyla çok kuvvetli bir gösteri yapıldı. Aynı zamanda Avrupa'nın ve dünyanın çeşitli merkezlerinde yapıldı. En önemlisi de belki Paris'teki saldırıyla aynı günde korkunç bir saldırıya uğrayan Beyrut'ta da, terör saldırısına uğrayan Beyrut'ta da 8 bin kişi, Lübnan'da 800 kişinin katıldığı, son derece cesur ve hoş insanların bulunduğu bir toplantı yapıldı. Fakat işin ilginç tarafı, Paris'te bütünüyle şeyden dolayı yasaklanmış durumdaydılar. Bütün gösteriler yasaklanmış haldeydi. Ve dolayısıyla polis çok, biraz önce de siz de söylediğiniz, büyük bir polis şeyiyle terörü önlemek açısından ciddi bir tedbirler demeti vardı ve bizim arkadaşlarımızın da arasında oldu pek çok insan şeye de kapıldı. Yani gaz yedi, Türkiye'dekine benzer manzaralarda görmek mümkündü. Maalesef böyle bir şey. Şimdi bütün liderler katıldı derken dünya liderleri, çok önemli bir iki eksikten de bahsetmek gerekiyor. En önemlisi de Maldivler Cumhuriyeti'nin başkanı Muhammed Naşit'in, ki gerçek bir iklim lideri olarak kendisini her zaman gördük. Özellikle Kopenhag zirvesinde çok önemli şeyler yapmıştı kendisi. Daha ilk toplantısında zaten scuba öğreterek, yani dalarak bütün kabine üyeleriyle bu küresel ısınmanın ne kadar, bu Maldivlerin en yüksek yeri de 1-2 metre zaten, onların sular altında kalacağını gösteren gerçek bir halk kahramanıydı. Ama şimdi bir darbe sonucu hapiste yattığını görüyoruz. Elbette ki Maldivler yaptı mı yapmadı mı bilmiyorum, yeni liderleri, darbeci liderleri, ama onlar da iklim değişikliğine
tersi laflar, güzel laflar söylemişlerdir ama özellikle de Muhammed Naşit'in ülkesini çok kısa zaman içinde sıfır karbona getireceğini söyleyen sözlerini geri aldığını biliyoruz yeni darbeci yönetimi. Böyle çelişkiler de vardı. Bir çelişki de mesela Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in sözünü ettiği şeydi. 20 yeni bir başlangıç için burada Paris'te toplanıyoruz gibi bir laf etti ki kulaklarına inanamıyor insan. Yeni bir başlangıç yapabilmek için sıfırdan başlamak için 21 senedir toplanıyor. Evet. Şeyler yani biraz gecikmiş gibi. Bir yeniden başlamak için 21 yıl beklemek çok az ve çok uzun bir zaman ve zamanımızda yok. Yani sonuç olarak elbette mesela Obama'nın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'nın kendisinin tarihi ve iklim kirlenmesine yol açan bir sorumluluğundan bahsetmesi ilk defa benim bilebildiğim kadarıyla böylesine açık bir dille söylendi. Ama özellikle de halkların bu yükselen hareketi devam ederek bastırabilirse bir sonuç elde edebiliriz. Yoksa gene havanda su dövülmesi tehlikesinden de bahsetmek mümkün. Aşağı yukarı böyle inişli çıkışlı bir şekilde devam ediyor ama benim görebildiğim kadarıyla bir de şey söyleyecektim, en önemli şeylerden bir tanesi bütün herkesin hemfikir gibi olduğu zirvedeki liderlerin ve Birleşmiş Milletler yöneticileri dünyayı 2 derecelik bir yükselmeden endüstri çağına göre yani son 150-200 yıldan beri 200 derecelik ısınmada 2 derecelik bir Celsius ısınmada tutma vaadi pek geçerli değil dedi ve 20 ülke iklim değişikliğinden en fazla risk altında olan 20 ülkenin özellikle küçük ada devletleri AUSIS diye adlandırılıyor küçük ada devletleri ittifakı 2 derecelik hedefin katiyen kabul edilemeyeceğini 100 milyonlarca insanın Bangladeş gibi ülkelerde, Filipinler, Sudan ve Vietnam gibi ülkelerde dahil milyonlarca insanın kaderini mahvedeceğini, suya boğacağını söylediklerini de eklememiz gerekir. Yani önemli bir şey. Orada Maldivlerin de başkanı vardı. Maldivlerin başkanı da şimdi görüyorum. Tarık İbrahim diye birisi. Çok etkileniyoruz demişler. Halbuki vazgeçmişti işte. Halbuki biraz önce söylediğim Maldivler hapiste tutuyor eski başkanını. Şu anda Erdoğan konuşacak. Ben müsaadenizle artık... Biz de teşekkür ediyoruz Ömer Madra. Vakit ayırdığınız için zaten önümüzdeki günlerde de konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. Sağ olun. Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni Ömer Madra telefon hattımızdaydı. Paris'te iklim zirvesi başladı. Beklenen zirve, dört gözle beklenen zirve diyelim buna. Bir yıldır tartışmalar tüm dünyada sürüyor. Bu zirveyi kritik zirve yapan konular oldukça fazla. Şimdi bir telefon bağlantımız daha olacak Paris'ten. Cem İskender Aydın, Tema Vakfı İklim Projeleri Koordinatörü telefon hattımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, Ömer Madra'dan da bir değerlendirmesini aldık ilk günün kısaca. İlk günden öne çıkan bir notu öncelikle sormak istiyorum size. Biz iki arkadaşlarımız iki açıklamayı derlediler. Obama'nın ve Çin lideri devlet başkanı Xi Jinping'in açıklamaları. İkisinde aslında temel bir farklılık var gibi duruyor. Obama büyük ya da küçük, zengin ya da fakir. Hiçbir ülkenin bu iklim değişikliğine bağışıklığı yoktur diyor. Bu bir tartışmayı aslında açıyor. Çünkü Çin devlet başkanı da hemen der ki ardından farklı ülkeler küresel ısınmayla kendi yöntemleriyle mücadele edebilmeli. Yani kendi çözümlerini geliştirebilmeli diyor. Bir ortak programlar demetine aslında karşı çıktığı izlenimini yaratıyor Çin devlet başkanı. Sen nasıl değerlendirirsin Cem İskender Aydın? Bu aslında uzun yıllardır yaşanan tartışmanın devamı gibi bu. Her zaman büyük devletler bunun aslında bütün bir devletlerin, herkesin sorunu olduğunu, o yüzden böyle çok farklılaştırılmış sorumlulukların falan işin içine girmemesi gerektiğini söylüyorlar. Daha az gelişmiş taraftaki ülkelerde bunun sorumluluğun, tarihsel sorumluluğun özellikle büyük devletlerde olduğunu,
O yüzden bu süreçler yaşanırken, yani uyum ve azaltım süreçleri yaşanırken, iklim değişikliğine dair zengin devletlerin, gelişmiş devletlerin daha çok sorumluluk alması gerektiğini ve hatta gelişmekte olan devletlerin sorumluluklarını da almaları gerektiğine inanıyorlar. Bu aslında çok şaşırtıcı bir nokta değil. Yani bir noktada hani bu sene biliyorsunuz 21. taraflar toplantısı yapıyor ve 20 yıldır aslında birazcık gemiş pilavı gibi aynı meseleler farklı terimlerle tekrar tekrar konuşuluyor. Mesela Çin, Çin devlet başkanının söylediği şey, gelişmiş ülkeler yıllık 100 milyar dolarlık yeşil iklim fonu taahhütlerini yerine getirmeliler. Yani bu konuyu bir noktada yine gelişmekte olan, ya aslında Çin için ne kadar gelişmekte olan bir devlet demek mümkün bilmiyorum ama yine gelişmekte olan bir devlet bu konuyu ortaya getiriyor. Benzer bir konuyu Türkiye'de büyük ihtimalle açacak. Türkiye'de kendi sorumluluklarının zengin devletler tarafından bir şekilde karşılanmasını isteyecek. Çünkü aslında iklim değişikliğine neden olan devletin Türkiye olmadığını iddia edecek. Ama bunlar aslında bir yere varmayacak tartışmalar. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz bir noktada. Bilmiyorum yani hani bekleyip göreceğiz birazcık ne olacağını bu şeyin tartışmaların sonunda. Bu sebeple buradan başladım konuşmaya. Çünkü sen de hatırlattın, 21. toplantı bu ve neredeyse 20 toplantıyı kilitleyen gündem buydu. Yani evet. Kalkınmakta olan ülkeler diyordu ki siz dünyayı bu hale getirerek kalkındınız. Bir dakika, biz de kalkınacağız. Aslında o konunun özeti bu. Ya da işte bize belirli fonlar, yardımlar yapın. Yine keza Çin Devlet Başkanı da diyor ki gelişmekte olan ülkelere iklim dostu teknolojiler verin o zaman, diyor mesela. Yani buradan da, bu zıtlaşmadan da bir çözüm çıkmadığını gördük 20 yıldır. Peki bugün 21. yılında bu toplantılar, yine bu zıtlaşma ortamı kilitleyecek bir çözümsüzlük mü sonuç olacak bu Paris toplantılarında sence? Şimdiden, ilk günden en azından bir tahminini, değerlendirmeni alalım. Yani açıkçası hani takip ettiğim kadarıyla bütün ülkeler bir noktada bir anlaşmaya varmak istiyorlar. Yani hiç kimse buradan eli boş, bir metin olmadan, bir imza olmadan çıkmak istemiyor. Çünkü bir Kopenhag'ı daha kaldıracak güçlü değil hiç kimse. O yüzden bir anlaşma çıkmasını istiyorlar. Fakat şöyle bir risk var. Sırf anlaşma olması için bir anlaşma olması gibi bir risk var. Bu da özellikle sivil toplumun istemediği bir şey. Aynı konuyu Hollanda'da, Fransa Devlet Başkanı Hollanda'da açtı. Yani işte sırf bir anlaşma yapmak için, uzlaşmaya varmak için küçük düzeyli bir hedef tutturursak, tutturmaya çalışırsak bu aslında bir başarı olmaz bizim için, dedi. Yani aslında başarının ne olduğunu konuşmak lazım burada. Mesela evet, bir anlaşmaya varılır fakat aslında bu anlaşma bir yol haritası belirleme anlaşması olur. Ve herkes bir şeylerin farkında olduğunun mesajını verir bunda açık açık. Mesela Merkel bugün şey dedi, şimdiye kadar yapılmış ulusal tatlı niyet beyanlarının aslında yeterli olmadığını kabul etti. Yani ülkelerin niyet beyanları yeterli değil. Mesela bunu bütün ülkeler kabul ederlerse ve bir revizyon yol haritası oluşturulursa bu da aslında bir başarı olur. Bak yani ben açıkçası umutluyum. Bir önemli bir karar çıkacak buradan. Bir bağlayıcı anlaşma çıkmasa bile önemli bir yol haritası çıkacağına inanıyorum. Çünkü bir anlaşmamazlık daha olması durumu devletlerin kaldırabileceği bir şey değil. Peki, biz de takip ediyor olacağız. Bugünlük çok teşekkür ederim Cem İskender Aydın. Değerlendirmeleri için kolaylıklar. Evet, ilk günü bugün Paris İklim Zirvesi'nin ve ilk gün tartışmalarla başlayacak gibi. Cem İskender Aydın umutlu, Ömer Madra ise eksikler var diyor ama herkes takip ediyor aslında bu kritik zirveyi.